Esenyurt'ta bir sorunumuz yok. Sorun olduğunu zannetmiyorum. Çünkü 20 yıldır Esenyurt'ta yaşıyorum. Yani bir sorunumuz kalmadı. Sorunumuz çoktu. Elektrik yoktu, su yoktu, çamurdu. Şimdi görüyorsunuz dört taraf tertemiz. Pırıl pırıl. Azmi ikinci. Ulaşım sorunu var. Sağlık iyi nispeten. Devlete yani Cumhurbaşkanı ve hükümete yakın kişi kim ise o çözer. Başkası çözemez. Bizim gençler hep işsizdir. Tamam mı? Boş geziler. Süreler her taraf dolu. Bu sefer CHP vereceğiz. Trafik. Ha, şu an iktidar partisi daha iyi çözer diye düşünüyorum. Çünkü iktidar onların elinde her şey. Valla bizim şeyimiz bir cami istiyor oraya ama. Sen malzemeye ikinci ne yapacağım CHP'yi? En büyük problemi otopark problemi var. CHP'nin adayı çözebilir. Artık çözemez de daha doğrusu. Hiçbiri çözemez. Hastanesi. AK Parti çözebilir onu. Şu anda bütün sorunları AK Parti çözdüğü için, hiç CHP'nin çözdüğünü görmediğimiz için bunu göz önünde bulunduruyoruz, onu söylüyoruz. Çok fazla göç alması. Bunu iki partinin değiştirebileceğini düşünmüyorum ben şahsen. Ya, sorun da yok. Sadece yani o göç alma durumundan dolayı. Kim yönetiyor? Zaten AK Parti yönetiyor. İsim değiştirmesi bunu etkileyeceğini zannetmiyorum. Yani değiştirirse, çok farklı bir zihniyet gelirse o değiştirebilir. AK Parti'nin aynı şeyi yapabileceğini ben pek düşünmüyorum. Yol sorunu var, problem var. Trafik sorunu var. Eser büyük sorunu, asayişle alakalı sorunları var. CHP'nin bugüne kadar bir ülke yaptığı hiç hayırlı bir şey yok. Bundan sonra yapacağım ben inanmıyorum. Allah ikisinin yolunu açık etsin. Vize verin Azmi ikinci. Çevre temiz değil. Yani çevreleri çok kirli, çok pis. Benim bildiğim sokaklar çok, yani o kadar dengesiz ki anlatamam yani. Valla ben AK Parti'nin adayını düşünmüyorum. CHP'nin adayını daha çok tercih ediyorum. Valla şu anda bir sorun yok. İyi yani. Sorun eskidendi, şu anda sorun yok. Ufak tefek olabilir ama bizim bildiğimiz öyle bir büyük bir sorun yok şu anda. En büyük sorunu kendi vatandaşına yardım etmemesi. Suriyelilere öncelik tanınması. Kemal Deniz Bozkurt. Ben bu zamana kadar AK Parti'ye oy veriyordum. Bundan sonra kesinlikle düşünmüyorum. Tek kelime. En büyük sorunlarından çok insan olması. İnsan trafiği de var çok burada yani. Etrafta çok kirlilik var. Bence Azmi ikinci halledebilir bunu. Adamı ileri, çok ileri görüşlü. Ben onların toplantısına da katıldım. Adam çok yani bilgili, okumuş bir adam. Bence onun sorunları çözmesini bekliyoruz ya. Ulaşım. Yani AK Parti çözer ya. Yani Türkiye genelindeki sorunların hepsini AK Parti çözdü. Trafik sorunu vardır. Sana diyorum ki Azmi ikinci inşallah bu işi halleder, bu sorunu halleder. Çok bir sorunu var. Esenyurt'un çok sorunları var. Sokağa bir rahat rahat çıkamıyoruz. Biz eskiden komşumuza da giriyorduk. Rahatlıkla bakkalımıza da gidiyorduk. Şimdi sokağa çıkamıyoruz. Dilini anlamıyoruz, dişini anlamıyoruz. Sağ sol dolu. Korkuyoruz, resmen korkuyoruz. Hırsızlık çoğaldı. Uyuşturucu çoğaldı her tarafta. Köşelerde artık, sokak başlarında. Daha ne diyeyim yani, her şey çoğaldı. Ki AK Parti'nin zaten elindeki burası. Bu sorunlar niye çok ama? Zaten onun elindeki bir şey. Bence İmamoğlu çözecek bunları. Şu an ben Esenyurt'ta hiçbir sorun daha göremedim. Sorunlar önceden idi, bitti. Hepsi de rayına oturdu. Memnunum. Gene tekrar AK Parti'ye vereceğim. Kazanmasını istiyorum. Yüzümüz anca güldü. 27 senedir Esenyurt'tayım. Evlendim, geldim, çamurun içine girdim. Çizmeler vardı. O zaman CHP zamanındaydı. Şimdi gül gülistan oldu. Millet nankör olmasın, hakkını versin. Bu kadar diyorum. Hakkını versin. Şu anda hiçbir sorun göremiyorum ben Esenyurt'ta. Çok güzel yönetildiğini düşünüyorum. Azmi ikinci, ben kendim AK Partiliyim ve kendisini kazanacağını çok eminiz yani. İnşallah yani daha güzel günler bizi bekler yani böyle. Hiçbir şey yok. Bence yok yani. Her tarafı yapılı baksanıza. Hiçbir sorun yok mu? Yok.